8'de sağlıkta şimdiki konuğumuz Uluslararası Master Science Theta Healing eğitmeni Gülşah Güneş Ulusoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Gülşah Hanım? Çok teşekkür ediyorum. Sizler? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Gülşah Hanım, enerji çalışması nedir? İsterseniz böyle başlayalım önce. Tabii ki. Enerji çalışması nedir? Maddenin en küçük yapı taşı molekül olduğundan dolayı ve biz insanların bedeninde de en ufak moleküller yapısından oluşuyoruz. DNA'larımız olsun ya da bir masa olsun, her şeyin yapı taşının molekül olduğunu düşündüğümüzde, eğer ki alanımızda bulunan herhangi bir negatif ya da pozitif enerjinin bize katkısı olabilecek şekilde değiştirilip dönüştürülüp hayatımıza yeni yön vermesi için kullandığımız sistemlerdir bunlar. Bunları nasıl yapıyoruz? Uzaktan çalışmalar yapabiliriz, yüz yüze seanslar yapabiliriz ve insanların hayatındaki onları bloklayan düşüncelerden kurtulup yeni bir düzen yaratmak için yapılan bir sistem. Peki Gülşah Hanımcığım, meditasyon yapmanın faydaları nelerdir? Bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Meditasyon yapmanın en büyük faydalarından bir tanesi beyni teta frekansına geçirip daha dingin bir pozisyona geçmektir. Huzuru sağlar ve bununla birlikte hayata bakış açınız değişir. Yani daha dingin bir yapıda olmak, düşünce yapısında olmak, olaylara bakış açınızı değiştirdiğinizde size zor görünen şeylerin daha kolay bir hale geldiğini görürsünüz. Nefes alışverişimizi düzenler ve nefesle birlikte de ciğerlerimize aldığımız oksijenle artık daha canlı, daha zinde hissedersiniz kendinizi. Uyku duygu durumunuzu düzenler. Nedir? Daha keyifli bir uyku uyursunuz. Daha dinç uyanırsınız. Hayata daha neşeli, daha keyifli bakarsınız. Ve daha pozitif alanda kendinizi ilerleterek gün içerisinde mutlu bir hayat yaşarsınız. Gülşah Hanım, bu Theta Healing diye bahsediyoruz ya, yani hangi konular üzerinde çalışılabilir? İsterseniz bunu biraz açalım. Tabii ki Theta Healing'de biz çalışamadığımız herhangi bir konu yoktur. Nedir bu? Özellikle bolluk, bereket, ilişki durumları. Bazı biliyorsunuz hastalıkların sebebi tamamen kendimize çektiğimiz olumsuz düşüncelerden kaynaklıdır. Hastalıkların doktorlarla birlikte işbirliği yaptığımızda tedavisindeki hızlandırılma durumu, korkular, anksiyete, bunların hepsinin kendi yarattığımız düşünce formları. Bunlardan kurtulmak için yaptığımız seanslarımız ve eğitimlerimiz vardır. Özellikle benim en çok ilgi alanım hastalıklara neden tutunuyoruz? Ya da bir hekime gitmekten neden korkuyoruz? İnsanların buradaki blokajları nedir? Ya da bir parayla, bir insanların eşleriyle olan problemlerinde nereden neyi kopyaladık, hangi hayatı kopyaladık ve kimlerin hayatında neyin hakimiyetini kurmaya çalışıyoruz? Bunlarla birlikteki çalışmalarımızda insanların hayatındaki birçok değişimi görebiliyoruz. Ve özellikle bizim en çok yaptığımız şey, diğer modalitelerden farkımız, muhakkak bir hastalık durumu söz konusuysa hekimlerle birlikte işbirliğine devam etmektir. Çünkü her iki alanda danışanı ya da hastayı destekleyerek tedavi sürecine çok katkıda bulunmayı seçiyoruz. Peki yaşamdaki yerimiz nedir bu konuda? Yani biz bu dünyaya neden geldik? Bizim bu hayattaki misyonumuz nedir? Yani sadece bu dünyada eminim insanlar derinden düşünce yemek, uyumak ve üremek için gelmediğimizin farkına varacaklardır. Ve bizim bu yaşamdaki yerimiz artık çok zor dönemler geçirilmiş olsa bile biz bu hayatta niçin varız? Bizim amacımız nedir? Ben kendi amacımı söylüyorum. Benim amacım biraz daha insanlara farkındalıklı bakmalarını sağlayarak, bakış açılarını biraz daha değiştirerek, hayata daha sıkı tutunarak ve artık bardağın boş tarafını değil, biraz da dolu tarafını görerek de keyif almayı sağlayabilirsek ne mutlu. Eğer insanlar bu düzlemde baktıklarında çok daha farklı bir alan açılacaktır ve emin olun, herkes kendi evinden başladığı zaman çocuklarımızın gelişimi açısından da ve ilerleyen dönemlerdeki gençlikte de çok daha güzel bir dünya yaratılacağına inanıyorum. Peki şunu da sorayım size. Atalarımızdan gelen aktarım ya da genetik mirasımızın etkisi nedir? Genetik mirasımızın biliyorsunuz yani DNA'lar üzerinde çok fazla bir aktarımı var. Hatta bizim çok güzel atasözlerimiz de vardır. Dedesi ekşi elma yemiş, torununun dişi kamaşmış gibi. Bununla birlikte devam ettiğimizde bazı atalarımızdan fakirlik yeminleri çok ciddiye alabiliyoruz. Çünkü neden hayatta kalma benliklerinden dolayı parayı reddederler. Ya da bazı atalardan savaşçı bir toplumdayız. Yani Türkiye'de yaşadığımız için ve bizim atalarımız hep savaşçı olduğu için sürekli bir sinir harbi. Herkesle bir savaş ve hayatta kal modundayız.
Bununla birlikte hastalıkları çok ciddi kodlayabiliyoruz ve bunların çoğunun altına baktığımızda ilgi görmek adına yapıyoruz bunları. Sevgiyi alabilmek, ilgiyi görebilmek için hastalıkları daha çok hayatımıza çekiyoruz. Yani eminim farkındasınızdır. Çoğu çocuklar okula gitmemek için karnım ağrıyor der. Aslında hem orada bir kaçma hem de anneden yoğun bir şekilde şefkat yeteneği vardır. Tabii ki bununla birlikte pozitif olan atalarımızdan çok ciddi aktarımlarımız da vardır. Nedir? Daha hayata sıkı sıkı tutunmak, yaratıcıya güven, teslimiyette kalmak gibi durumlarda atalarımız aslında çok fazla çok şeyi hayatımıza katmış oluyoruz. Evet. Peki Gülşah Hanım, sözcüklerin hayatınızdaki yeri nedir? Bunu özellikle bir vurgulayalım. Tabii ki en sevdiğim konu. Şöyle söyleyeyim size, söz büyüdür. Ben buna çok inanıyorum. Yani hayatımızda kullandığımız her kelime bizde geri dönüşü olur. Nasıl? Güne başladınız, ah hava yağmurlu, çok kötü, kesin çok sıkıntı yaşayacağımız dediğimiz bir günde emin olun gününüz çok kötü geçer. Güzel bir günü yaşamaya başladığınızda, bugün çok neşeliyim diye başladığınız bir günün %90'ı çok keyifli geçer. Ve hayatınızda kullandığınız her kelime sizin yaratım gücü dediğimiz bir durum söz konusudur. Hayatınızda neyi çekmek istiyorsanız o kelimeleri konuşun. Özellikle bizim kendi sistemimizde kullandığımız bilinçaltından iptal etme yöntemimiz vardır. Eğer olumsuz bir cümle kullandığımız zaman direkt başlarız iptal, hayır bunu çekmiyoruz diye. Evet, ben de bunu çok duyuyorum. Onu çok kullanıyoruz çünkü bilinçaltımıza yer edilen en ufak olumsuz bir sözcük, biz bunu hayatımızda yaşıyoruz. Ya da evrenin bize nerede, ne zaman ve nasıl sorusunun cevabı çok hızlı gelir. Nasıl bu kadar kötü bir hayat dediğinizde emin olun evren size diyor ki, aa anlamadın mı bunu? Hadi gel biraz daha göstereyim sana nasılını. O yüzden nasılı çok daha cevabını alırız. Bundan dolayı kelimelerimize, yani tabii ki çok zor, çok kolay bir şey demiyorum. Ama bunu alışkanlık haline getirdiğimiz sürece kullandığımız her kelime hayatımızda büyü etkisi yaratacaktır. Sadece insanlar ben bu negatif enerjiden etkileniyorum, benim üzerimde büyü var dedikleri için bu olumsuzlukları yaşadığını fark ettik. Ama inanmayan, ben çok iyiyim diyen bir insanda bunların hiçbirini görmezsiniz. O yüzden kelimeler hayatımızda çok önemlidir. Dolayısıyla hani ne düşünürsen başına o gelir ya da böyle sürekli bir şeylerden söz ettiğiniz zaman o sizi bulur gibi, hani tabii halk ki, arasındaki değişler ki, tabii doğru ki, tabii diyebilir ki. Mesela beddua etmeyin size gelir derler. Çünkü evet, ağzınızdan çıkan şey o, bu size yansıtacaktır. Bir bumerang etkisi vardır. Düşüncelerde kalmaktan ziyade bunu sözlü bir şekilde ifade ettiğinizde bu süre çok daha hızlanır. O yüzden birçok modalitede görmüşsünüzdür, 21 günlük olumlama nedir? Bu bilinçaltınıza o kelimenin güzelliğini, pozitifliğini yerleştirmektir. Ve bundan dolayı ben kendi öğrencilerime de, danışanlarıma da hep konuşmalarına çok dikkat ettiririm. Negatif kelime konuşmazlar çünkü konuştukları an bilirler ki hepsi başına gelir. Hava çok sıcak ve ben güneş çarpması yaşayacağım dediğiniz an bunu yaşarsınız. Ben genelde hastalarıma söylüyorum, iyi düşünün, iyi olsun. Kesinlikle çok doğrusunuz. Ya özellikle ameliyat sonrasında başıma şu gelir mi, bu gelir mi diyen hastalarda daha fazla problem yaşadığımı görüyorum. Bunun bir bilimsel altyapısı yok, sadece kendi gözlemim ama onun için sordum size bunu. Size şöyle söyleyeyim, çok doğru söylüyorsunuz. Eğer bir ameliyat olacaksanız ya da bir hekime gittiğinizde sürekli bir ne olacak ki, kolektiften, bilinçten gelen nedir? Ameliyat olursan işte masadan kalkmama ihtimalin çok yüksek. Bunu öğreniyorlar ama emin olun siz de fark etmişsinizdir hastalarınızda. Çok rahat gelenlerin her şey çok tıkırında gider. Çünkü size güvenmiştir ve o korku yoktur. Ve korkuları hayatımıza çok netçi ve çok hızlı bir şekilde çekeriz. Siz bu süreci bir takım seanslarla yönlendiriyorsunuz, evet, anladığım evet, kadarıyla. Evet. Doğru anlıyorum, evet, ben değil mi? Evet. Yani aslında burada kişinin herhangi bir hastalığa sahip olması, bir sıkıntısının olması gerekmiyor. Gerek yok. Anlattığınız şeyler çok gündelik hayattan da şeyler aslında. Tabii ki gündelik hayatımızda zaten bunu entegre ettiğimizde daha kolayca yaşıyoruz. Yani illaki bir insanın bize gelmesi için sıkıntılı olmasına gerek yok. Hayatını konforlu bir şekilde yaşaması için tavsiye ediyoruz bunları. Peki danışanlara kaç seans mı oluyor yoksa belli periyotlarda mı danışmanlık alıyorlar? Şimdi, sizden nasıl ilerleniyor? Şöyle söyleyeyim size, danışanlardaki durumumuz şöyle ilerliyor. Eğer bir konu üzerinde gelmiş biri varsa, bir konu üzerinde, evet, net spesifik bir konu üzerinde bize geldi. Bizim ilk amacımız ilk seansta onu
maksimum fayda da bitirmektir. Yani sürekli danışanlarımızla kahve içmeyi severiz. Ama sürekli bir sorun olsun istemeyiz. Evet. Ama bu periyodik olarak mesela bazı danışanlarımız var ve sürekli gelmek istiyorlar. Tabii ki kimseyi reddetmiyoruz. Ama benim ilk hedefim ilk seansta maksimum faydayı verebilmektir. Hı-hı. Tabii ki bu konu değişecektir. Çalışacağımız konu itibariyle hepsi farklı özellikler gösteriyor. Peki. Gülşah Hanım çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Oldu. Evet çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta konuğumuz uluslararası Master Science Theta Healing eğitmeni Gülşah Güneş Ulusoy'du. Oldukça keyifli, güzel bir sohbet oldu. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.